Mars'ta nefes alabiliyoruz. Ama bu her zaman böyle değildi. Bugün gökyüzünde süzülen bulutlar, toprağa kök salan ormanlar ve kıtalar kadar geniş su havzaları, hepsi bundan tam 1000 yıl önce yoktu. 2130 yılında bu gezegen hala ölüydü. Güneş, kızıl toprağı aydınlatıyor ama ısıtmıyor. Su, yüzeye çıkar çıkmaz buharlaşıyordu. Ve atmosfer, sadece yokluğu değil, her nefeste hatırlattığı ölümle buradaydı. Ama insanlık o yıl karar verdi. Mars artık yeni bir dünya olacaktı. Şimdi gelin 1000 yıl boyunca süren bu büyük dönüşümün izini birlikte sürelim. 2130'da atmosfer basıncı yalnızca 610 paskaldı. Sıvı su yüzeyde var olamaz, insanlar basınç giysisi olmadan birkaç saniyeden fazla hayatta kalamazdı. O yıl Mars toprağından üretilen mikron boyutundaki nano çubuklar yüzeye geniş bir tabaka halinde serilmeye başlandı. Demir ve alüminyum oksit karışımı bu nano parçacıklar yüzeyin güneş ışığını tutma kapasitesini artırarak yansıma oranını %32'den %16'ya düşürdü. Böylece ortalama sıcaklık 10 santigrat derece yükseldi ve kutuplardaki karbondioksit buzulları süblimleşmeye başladı. Bu uygulama gelişigüzel yapılmamıştı. Yörüngedeki lidar uyduları, yüzeyde ısıyı en iyi tutabilecek bölgeler olan kanyon tabanlarını, kutup eteklerini, rüzgar korumalı vadileri detaylı biçimde haritalandırdı. Otonom dronlar da nano çubukları bu noktalara hassas biçimde bıraktı. Bu hedefli dağıtım sayesinde dünyada yüzyıllar sürecek bir atmosferik ısınma etkisi Mars'ta 10 yıl içinde sağlanmıştı. Ancak Mars bu yapay ısınmaya karşılık verdi. 2145'te başlayan büyük toz fırtınası, yüzeyi kaplayan nano çubukları örterek sistemin etkisini neredeyse sıfırladı. Neyse ki demir oksit içeren bu parçacıklar fırtınayla statik elektrik yüklenmişti. Elektrostatik dronlar devreye girerek nano çubukları tozdan ayırdı, temizledi ve yeniden yüzeye serpti. Kısa sürede ısı emilimi geri kazanıldı ve süreç kaldığı yerden devam etti. 23. yüzyılın başlarına gelindiğinde Mars yörüngesine konumlanan grafen alüminyum hibrit aynalar güneş ışığını kutup buzullarına odaklayarak süblimasyonu hızlandırdı. Yaklaşık 50 yıl süren odak çabaları 2250 yılı itibariyle atmosfer basıncını 12.000 paskala taşıdı. Sıvı su artık ekvator bölgesinde gündüz saatlerinde birkaç saat boyunca yüzeyde kalabiliyordu. Bu dönemde aynaların hassas hizalanması kritik bir engeldi. Termal genleşmeyi dengelemek için otomatik kalibrasyon algoritmaları geliştirildi ve yörünge servis dronları düzenli bakım yaptı. Yerel termal istasyon ağları, kutup bölgelerindeki ısı dağılımını sürekli izleyerek aynaların açısını yüksek hassasiyetle ayarladı. Mars'ın yeraltı su buzları daha önceki görevlerde başarıyla sıvılaştırılmıştı. Ancak artık asıl hedef, bu suyu yüzeyde kalıcı hale getirmekti. 2270'lere gelindiğinde femtosaniye lazer sondaları ekvator bölgesindeki buz rezervlerini doğrudan buharlaştırarak yüzeye çekmeye başladı. Artan atmosfer basıncı sayesinde buhar yüzeyde yoğunlaştı ve Mars'ta ilk kez açık havada sıvı su göletleri oluştu. Bu çalışmaların ekvator bölgesine odaklanmasının nedeni oldukça netti. Atmosfer ısıtma çalışmaları bu kuşakta ortalama sıcaklığı artı 5 santigrat derece seviyesine kadar çıkarmıştı. Ancak bu yeni göletler henüz içme suyu olarak kullanılamıyordu. Mars toprağında bolca bulunan perklorat tuzları suya karışarak toksik etki yaratıyordu. Bu nedenle içme suyu üretimine yönelik göletlerde genetiği değiştirilmiş özel bakteriler kullanılarak biyolojik arıtma sistemleri kuruldu. Sensörlerle donatılan bu sistemler, suyun kalitesini gerçek zamanlı izliyor ve gerekli müdahaleleri otomatik olarak yapıyordu. İklimsel avantajlara rağmen göletlerin uzun süre sıvı halde kalması hala zordu. Gündüz yaşanan buharlaşma ve gece yaşanan donma sorunları suyun stabilitesini tehdit ediyordu. Çözüm, yüzeyin ve tabanın süperhidrofobik özellik gösteren biyomimetik polimer malzemelerle kaplanmasında bulundu. Örümcek ipeğinden ilham alan bu polimer malzemeler, suyu küresel damlacıklar halinde tutarak hem yüzey temasını hem de buharlaşma hızını ciddi şekilde azalttı. Aynı zamanda gölet tabanına yerleştirilen faz değiştiren malzemeler, gündüzleri ısıyı depolayıp geceleri yavaşça salarak suyun donmasını önledi. Bu teknolojik desteklerle birlikte göletler sadece oluşturulmakla kalmadı. Haritalandı,
izleme sistemleriyle entegre edildi ve ilk defa kalıcı su varlığı sağlandı. Mars'ta yıllar içinde kazanılan atmosfer hala korunmasızdı. Gezegenin doğal bir manyetik alanı olmadığı için, Güneş'ten gelen yüklü parçacıklar her gün atmosferin bir kısmını uzaya taşıyordu. Bu sorunu çözmek için 24. yüzyıla gelindiğinde, Mars ile Güneş arasındaki L1 noktasına 5000 kilometre çapında süper iletken bir halka yerleştirildi. Bu halka, çevresinde sürekli bir manyetik alan oluşturarak Güneş rüzgarlarını saptırıyor ve atmosferin kaçmasını büyük ölçüde engelliyordu. Halkayı oluşturan kablolar, Mars'tan çıkarılan elementlerle üretildi ve Ceres'ten getirilen süper iletken malzemelerle desteklendi. -269 santigrat dereceye kadar soğutulan bu yapı, uzay ortamında çalışacak şekilde tasarlandı. Dış yüzeyi, kendini onaran malzemelerle ve mikrometeoritlere karşı korumalı kaplamalarla güçlendirildi. Gerekli enerji, Mars yüzeyindeki füzyon reaktörlerinden sağlandı. Her biri 120 gigawatt güç üreten bu reaktörler, enerjiyi yörüngeye lazerle ve mikrodalga aktarımıyla iletti. Ve böylece Mars, ilk kez atmosferini sadece üretmiyor, aynı zamanda koruyabiliyordu. 2400'lere gelindiğinde, suyun kalıcı olabilmesi, atmosferin daha da kalınlaştırılmasına ve toprağın biyolojik yaşama hazırlanmasına bağlıydı. Mars'ın yer altındaki donmuş karbondioksit cepleri, mikrodalga sondalarla buharlaştırılarak çıkarıldı. Bu sondalar, toprağı etkilemeden sadece karbondioksit buzunu hedef alıyor, molekülleri doğrudan titreştirerek buharlaştırıyordu. Elde edilen karbondioksit gazı, elektrokimyasal yöntemlerle saflaştırıldıktan sonra atmosfere salındı. Bu sayede atmosfer basıncı kademeli olarak arttı. Ancak bu yerel kaynaklar tek başına yeterli değildi. Daha kararlı ve yoğun bir atmosfer için, Mars'ın sınırlarının ötesine bakılması gerekti. Bu amaçla Kuiper kuşağında robotik madencilik operasyonları başlatıldı. Kuyruklu yıldızlarda bolca bulunan amonyak ve nitroz oksit, kriyojenik sistemlerle ayrıştırıldı. Elde edilen sıvı, azot türevleri Mars'a taşındı ve atmosfer takviyesinde kullanıldı. Azot, bitkilerin büyümesi ve protein sentezi için vazgeçilmez bir elementtir. Bu nedenle Mars toprağındaki nitratlar da elektrokimyasal yöntemlerle azot gazına dönüştürülerek atmosfere salınırken yan ürün olarak oksijen de elde edildi. Tüm bu stratejiler sayesinde atmosfer basıncı 22.000 paskala ulaştı ve artan basıncın da etkisiyle 2430'a gelindiğinde sığ göller, mevsimsel akarsular ve bataklıklar toplam 50.000 kilometrekarelik bir su ağına dönüşmüştü. 25. yüzyılın ikinci yarısında Mars'ta geniş ölçekli oksijen üretimi artık gerçeğe dönüşmüştü. Bu sürecin öncülüğünü düşük ışık altında fotosentez yapacak şekilde genetik olarak uyarlanan Anabaena marsensis adlı siyanobakteriler üstlendi. Bu mikroorganizmalar özel biyoreaktörlerde çoğaltılarak Mars atmosferine düzenli olarak oksijen salmaya başladı. Fotosentez verimliliğini artırmak için bu reaktörler, ışığın %20 oranında daha etkin kullanılmasını sağlayan nano-optik kaplamalarla donatıldı. Bu özel yüzeyler, siyanobakterilerin en verimli kullandığı kırmızı ve mavi ışığı soğurarak reaktör içindeki kültür ortamına yönlendirdi. Böylece ışık dağılmadan bakterilere ulaşıyor. Tüm ortamda daha dengeli ve verimli fotosentez sağlanıyordu. Reaktörlerin tamamı toz fırtınalarına dayanıklı hibrit kubbelerin içine yerleştirilmişti. Bu yapılar yalnızca dış etkilere karşı koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda içeriye alınan ışığın kalitesini de koruyordu. Sistem, sensör ağlarıyla sürekli izleniyor. İklim verileri, gaz dengesi ve ışık seviyesi gibi tüm parametreler yapay zeka destekli kontrol sistemleriyle yönetiliyordu. 26. yüzyıla gelindiğinde, önceki yüzyıllarda L1 noktasına yerleştirilen koruyucu kalkanın altında yaşamın toprağa tutunup tutunamayacağı denenebilirdi. Hellas Planitia'nın nemli kıyılarında yapılan ilk ağaç denemeleri Mars'ın sert radyasyon ortamında başarısız oldu. Ancak ikinci nesil fideler, ultraviyole ışınları ve kozmik parçacıklara karşı özel olarak geliştirildi. DNA onarım mekanizmaları güçlendirildi, yapraklara melanin benzeri koruyucu pigmentler eklendi. Toprakta suyu daha iyi tutmak için mikrojel destekli kök sistemleri kullanıldı. Bu jeller, Mars'ın kil mineralleri ve bakteriyel biyokütlesinden yerinde üretildi.
Fideler artık daha uzun süre hayatta kalabiliyor, kuraklığa direnç gösterebiliyordu. Tozlaşma için geliştirilen polen dronları, yapay zeka ile rüzgarı dengeleyerek bitkiden bitkiye geçiş sağlıyordu. Aynı dönemde Mars toprağındaki demir minerallerinin üretilen oksijenle tepkimeye girerek paslanma benzeri bir süreç başlattığı ve bu nedenle oksijenin atmosfere karışmadan toprağa hapsolduğu fark edildi. Bu soruna köklerinde demiri bağlayarak etkisizleştiren özel maddeler üreten liken benzeri simbiyotik organizmalarla çözüm bulundu. Bu sayede oksijen serbest kalabildi ve toprağın verimliliği artmaya başladı. Tüm bu biyolojik ilerlemeler, daha önce başlatılan yapay üretim süreçleriyle birleşerek 26. yüzyılın sonuna gelindiğinde atmosferdeki oksijen oranını %3 seviyesine taşıdı. Mars'ta atmosfer ve su üretimi hız kazanmıştı ama gezegenin kendi kaynakları artık yetersizdi. Bu yüzden 2600 yılına gelindiğinde IceCat programı başlatıldı. Su ve gaz açısından zengin asteroidler Kuiper kuşağından Mars'a yönlendirildi. Asteroidler, güneş enerjili lazer sistemleriyle yavaşlatıldı. Mars'ın uyduları Deimos ve Phobos ise doğal yörünge manevralarında kütle çekimsel frenleme noktaları olarak kullanıldı. Asteroidlerin yörüngeleri, yapay zeka destekli kuantum sistemlerle milimetre hassasiyetinde hesaplandı. Her biri, Mars'ın jeolojik olarak güvenli bölgelerine düşük açıyla yönlendirildi. Çarpışmadan hemen önce bu gök cisimleri yüksek irtifada parçalandı. Böylece kinetik enerjileri atmosfere dengeli biçimde yayıldı. Asteroid parçaları çarpışma sonrası ani buharlaşmayı önlemek ve sarsıntıyı emmek amacıyla önceden hazırlanmış esnek ve emici yüzeylere yönlendirildi. Aynı zamanda buz çekirdekleri Mars'a ulaşmadan önce yörüngedeki işleme istasyonlarında nano gözenekli kaplamalarla sarılmıştı. Bu çift katmanlı önlem, suyun toprağa yavaşça karışmasını sağlarken sismik etkileri de en aza indirdi. Bu operasyonun ardından Mars'taki tatlı su rezervleri 120 bin kilometre kareye ulaştı. Atmosfere karışan buhar ve gazlar basıncı ilk kez 30 bin Pascal seviyesine taşıdı. 2700'lere gelindiğinde Mars yüzeyinde kurulan ekosistemler artık yalnızca var olmuyor. Kendi döngüsünü kuran, sürdürülebilir yapılar haline geliyordu. Biyofilm platformları göletlerin ve nemli toprakların yüzeyinde yayılmış. Gün boyu fotosentez yaparak oksijen üretimini %10'un üzerine taşımıştı. Aynı dönemde devreye alınan bulut tohumlama kuleleri, atmosferde kontrollü damlacık çekirdekleri oluşturarak Mars'ta ilk düzenli yağış döngüsünü başlatmıştı. Artık göller sadece biriken suyu değil, yağmurla beslenen, çevresiyle etkileşime giren ve biyolojik üretimi destekleyen, kendi kendini yenileyen bir su döngüsünü temsil ediyordu. 2800'lerde bu döngüler yalnızca sürdürülebilir olmakla kalmadı, birbirine bağlanarak gezegen çapında ekolojik bir ağ oluşturmaya başladı. Farklı bölgelerde gelişen ekosistemler artık yerel sınırlardan çıkmış. Bitki örtüsü ve mikroorganizmalar organik bir yayılım ağı şeklinde Mars'ın yüzeyine yayılmıştı. Mantar ağaç simbiyozlarıyla zenginleşen toprakta organik madde birikimi her geçen yıl artıyor. Ekosistemler birbirine veri aktararak çevresel değişkenlere karşı ortak tepkiler veriyordu. Tüm sistemler sıcaklık, nem ve ışık gibi parametreleri izleyen nörobilişsel sensörlerle takip ediliyor, ekosistemler bu verilere göre kendi kendini düzenleyebiliyordu. 3000'li yıllara gelindiğinde Mars'ta doğan insanlar artık yalnızca başka bir gezegende yaşamaya adapte olmuş dünya insanları değildi. Onlar Mars'ın kendine özgü koşullarında şekillenmiş, genetik, fizyolojik ve kültürel olarak farklılaşmış yeni bir nesle dönüşmüştü. Bu dönüşümün temelleri yüzyıllar önce atılmıştı. 2200'lerde uygulanan CRISPR tabanlı gen terapileriyle radyasyon hasarı azaltılmış, kemik yoğunluğu korunmuş, metabolizma Mars'ın sınırlı kaynaklarına göre yeniden yapılandırılmıştı. 2500'lerde devreye giren Mars Genom Projesi ile bu biyolojik değişimler artık standart hale gelmişti. Yeni nesiller bu gezegene uyum sağlayacak genetik özelliklerle doğmaya başlamıştı. Ancak en büyük evrim, sonraki 500 yıla yayılan yavaş ve derin değişimle geldi. Düşük yerçekimi altında uzayan beden yapıları, hızlanan metabolizma, artan melanin üretimi ve radyasyona karşı gelişen doğal direnç.
Mars'ta ortaya çıkan yeni insan profilini belirlemeye başladı. Bu biyolojik farklılık kültürel kimliğe de yansıdı. Marslılar, dünyadaki atalarını artık yalnızca bir geçmiş çağın insanları olarak görüyordu. Mimariden giysilere, düşünce yapısından günlük yaşama kadar her şey, Mars'ın özgün koşullarına göre yeniden tanımlanmıştı. 3130 yılı itibarıyla Mars büyük ölçüde istikrara kavuştu. Atmosfer basıncı 50.000 paskalı aştı, oksijen oranı %14'e ulaştı. Yüzeyde yarım milyon kilometre kareden fazla kalıcı su alanı var. Orman koridorları mikro ormanlarla birleşti, yağmur düzenli hale geldi. Ekolojik döngüler kendi kendini sürdürüyor. Ama gezegen hala Dünya ile eşdeğer değil. Solunum destek gerektiriyor, doğa dikkatle izleniyor. Denge hassas, sistem kırılgan. Yine de Mars bir gezegenin yeniden doğabileceğini kanıtladı. Ve bu doğum hala sürüyor.